Arkadaşlar Otostar kanalından herkese merhaba yeni bir video ile karşınızdayım. Engelli arkadaşları, engelli araç almak isteyen arkadaşları ilgilendiren güzel bir video çekiyorum. Nisan ayına girdik. Yeni fiyat listeleri açıklandı. Muafiyetle hangi araç almak mantıklı bugün onları konuşacağız. Bu anlatacağım pek çok arabanın da kanalda inceleme videosu mevcut. Onlara da bakabilirsiniz. Yani sizlere detaylı bir motor şanzıman bilgisini vereceğim. Hazırsanız listemize Chery ile bir başlayalım. E tabi şimdi diyeceksiniz ki abi Chery ile niye başladın? Chery'i mi tavsiye ediyorsun diye. E, bana sorulan sorular arasında en büyük payı Chery oluşturuyor arkadaşlar. Abi Cherry almalı mıyım? Parasını hak ediyor mu diye. Ben de listeye Cherry ile başladım. Piyasada sevilen bir Çin markası. Şimdi de Oma'da 5 var biliyorsunuz. Tigo 7 Pro var. Tigo 8 Pro var. Bunların hepsini alabiliyorsunuz arkadaşlar. Tigo 8 Pro'nun Luxury'si 1.583.000 TL ve bu araçlara bayilerden ulaşabiliyorsunuz. Şu an 8 Pro'da var. 7 Pro'da var. İsterseniz Oma'da 5'te alabilirsiniz. Alınır mı konusuna gelecek olursak. Şimdi Çin markalarına ben hep ön yargı ile yaklaşıyorum ama şu an piyasada gittikçe sayıları artıyor. Cherry'nin de sunduğu konfor ve seçenekleri gerçekten parasının hakkını da veriyor. Yalnız bununla alakalı şunu söylemek istiyorum. Bak motoru güzel. Motoru performanslı. Turbo besimeli bir motor kullanılıyor. Performans yanından sıkıntınız yok ama hatta şanzımanı da iyi. Kötü bir şanzımanı yok. Vites geçişlerinde herhangi bir problem yok. Ama yakıt arkadaşlar yakıt büyük bir problem tamam mı yakıt tüketimleri hala yüksek az yakıyorum diyen arkadaşlar var 7 litre 6,5 7 litre yakıyorum diyen arkadaşlar var ben onlara inanmıyorum çünkü çok uzun süreler ben bu arabaları test ettim test ettiğim süre boyunca 8,5 9 litrenin altına çok fazla düşüremedim ha 6,5 7 litre yakarsınız yani şehriniz çok kalabalık değildir Genelde çevre yollarını kullanıyorsunuzdur. Yani bu bir nevi şehirler arası yol gibi düşünebiliriz. Ama şehir içerisinde dur kalk trafikte bu arabanın 6,5-7 litre yakma ihtimali yok. Hele hele araba büyüyorsa 8 Pro vesaire oluyorsa yakma ihtimali yok. Diğer markamıza geçelim. Gene bir Çinli'ye geçiyoruz. MG'ye geçiyorum arkadaşlar. MG'yi zaten anlatmıştım videolarda. Morris Garage yani eski İngiliz köklü İngiliz firmalarından birisi yalnız Çinli bir firma tarafından satın alınıyor. Aslında Çinli Sayç büyük bir marka. Yani satın alan firmada da herhangi bir problem yok. Türkiye'deki bayileri de iyi bayağıını bayağı geliştirdiler. MG alınabilir mi? Evet, benim listemde güzel bir sıralama buluyor MG modelleri. MG'nin özellikle HS'ini tavsiye ediyorum. HS'sini tavsiye ediyorum. HS'in luxury versiyonu 162 beygirlik bir motor var arkadaşlar. Turbo beslemeli gene bir benzinli motor var. Onun 1.589.000 TL'lik fiyatı var. Hani deri koltuklar, sunduğu hacim, işte ne bileyim elektrikli bagaj vesaire güzel donanım seçenekleri var arkadaşlar. Parasının karşılığını veren markalar arasında bence gene MG HS. 1.5 litrelik turbo GDI motoru nasıl diyeceksiniz. Çeri için söylediklerim bunun için de geçerli arkadaşlar. Yakıt tüketimi yüksek. Yalnız MG'nin şanzımanını ben bir tık beğenmedim. Şanzımanla alakalı problem yaşayan arkadaşlar var. Özellikle form sitelerini araştırırsanız oralarda çok fazla göreceksiniz. Şanzımanı çok iyi değil. Performanslı sürüşlerde çok bir güzel bir hissiyatı yok. MG'nin HS'si, ZS'si videoları kanalda mevcut arkadaşlar. Kanal sayfasına girip oradan da inceleme videolarını takip edebilirsiniz. Ama güzel bir seçenek. Bir diğer markamıza geçiyoruz. Renault Austral. Aslında liste içerisinde alınabilir en mantıklı araçların başında Renault Austral geliyor. Hem arkasında Renault var bir kere. Renault Mayıs grubu var. Türkiye'de köklü yedek parça işte ne bileyim ikinci el anlamında problem olmayan bir e, marka var arkasında. Yalnız Renault Austral'in sadece en baz paketi Tekno Mild Hybrid 160 beygirlik versiyonu 1.605.000 TL. Bu 3-5.000 TL'ler bayiler tarafından absorbe ediliyor. Yani bunu da limit içerisine dahil edip satılan bayiler, satan bayiler var. Araba alacaksanız tek bir bayiye sormayın. Türkiye'deki pek çok bayilere sorun bazı bayiler biliyorsunuz engelli vatandaşlara araç vermek istemiyorlar ama kimisi de koru tutturmak için aylık satış adetini tutturmak için engelli vatandaşlara dahi araç satıyor arkadaşlar bunu söyleyeyim. Renault'dan devam edelim madem. Captur var. Captur gerçi yenilendi. Yeni Captur gelecek. Yenisiyle beraber eli biraz daha güçlenecek. Ama şu an güncel Captur'da da 1.3 litrelik mild hibrit teknolojisi var arkadaşlar. Ki buradaki mild hibrit teknolojisi gayet güzel arkadaşlar. EDC şanzıman var. EDC dediğimiz aslında çift kavramı. Hani Volkswagen'de DSG şanzıman var ya işte Renault buna EDC ismini veriyor. 140 beygirlik bir makina. Güzel bir makina. Bu 1.3 litrelik motor biliyorsunuz Renault grubunun hepsinde. Nissan grubunda hatta Mercedes grubunda. Mercedes, grubunda, Mercedes CLA'da şu güncel güncel CLA'larda dahi 1.3 litrelik bu motor kullanılıyor arkadaşlar. Güzel, performanslı ve yakıt tüketimi diğerlerine göre MG'yi ve MG ve Cherry'e göre daha düşük olan bir motor. Bu aracı da tavsiye ederim. Kesinlikle listenize Captur'u almanızda fayda var. En azından bir gidip test sürüşü yapın. Hatta Captur'un arka koltukları hareket ediyor. Bağımsız bir şekilde, kızaklı bir şekilde hareket ediyor. Bu da hem bagaj hacmi hem de diz mesafesi anlamında kullanıcıların yüzünü güldürüyor. Fransızlardan devam edelim. Peugeot 208 var arkadaşlar. 208 zaten ikonikleşti artık bu yeni tasarımıyla. Aslan pençesi tasarımıyla çok sevildi. 208'in de en bas paketi Prime'ı 1.2 litrelik EAT8 şanzımanlı versiyonu 1.510.000 TL. Buradaki EAT8 çift kavrama değil. Tam otomatik bir şanzıman ve EAT8 otomatik şanzımanlar arasında en böyle sorunsuz denebilecek bir şanzıman. Yani bir sıralama yapsak ilk üçe muhakkak EAT8 girer. Peki motoru nasıl diyeceksiniz? 1.2 litrelik motor 3 silindirli arkadaşlar. 3 silindirin sesini sevmeyenler için hoş olmayabilir. Ama çok öyle 3 silindirliymiş gibi hissettirmiyor kullanırken. Bir de şöyle bir problem var. Bu Peugeot'un ve Opel'in pek çok ar aracında kullandığım yani bu 1.2'lik motoru. ışıklardan kalkarken böyle ilk kalkışta bir hafif titreme hissettiriyor arkadaşlar. 3 silindir olmasından dolayı. Yakıt tüketimi nasıl? Şehir içerisinde 7.5 litreniz var bu arabayla. Rahat 7.5 litreniz var. Altına düşer mi? Bir ihtimal. Çevre yolundan vesaire giderseniz, eko modunda çok kullanırsanız bir ihtimal. Ama şehir içerisinde trafikte 7,5 litre, 8 litre yakın bir tüketiminiz var 208 ile. Bana soracak olursanız 1.2 motor almayın arkadaşlar. Sizin MTV durumunuz yok biliyorsunuz. Daha yüksek hacimli motor alın. Hem performansın tadına varın. Yakıt tüketimi anlamında çok büyük farklar olmuyor. Biliyorsunuz 1.2 ile 1.5, 1.6 arasında. Peugeot'a baktık. Bir de Opel'e bakmamız lazım. Tam kardeşi, karşı firması. PSA grup biliyorsunuz Opel'i e de bünyesine dahil etti ve motor, altyapı, süspansiyon pek çok parçası ortak olarak kullanılıyor. Opel'de Mokka'mız var. Mokka'da 1.2'lik 130 beygirli benzinli AT8 şanzıman var arkadaşlar. Edition donanımı 1.517.000 TL. GS donanımları çok daha pahalı oluyor. Sadece Edition'ı alabiliyorsunuz burada. Mokka'da güzel bir tercih olabilir. 2008 mi Mokka mı diyen olursa ben Mokka'yı tercih ederim. Tasarımı bana daha çok hitap ediyor ama 208'in de ikinci el piyasası çok daha iyi. Opel'de şöyle bir durum var. Engelli vatandaşlara araç satmak isteyen belki de en pozitif marka Opel'dir arkadaşlar. Opel özellikle engelli vatandaşlar için belirli paketler üretiyorlar. Eskiden beri bunu yapıyordu. Grandland X'le yapıyordu mesela. Şimdi Grandland'in tabii fiyatı çok çıktığı için ona yapılamıyor ama Crossland'i var mesela. Crossland'i gidip alabilirsiniz. Hatta bayi direkt engelliyi teşvik ediyor. Engelliye satmak istiyor bu araçları. Crossland'de de 130 beygirli benzinli motor var. Essential donanım. 1 milyon 175 bin TL'lik böyle düşükte bir Fiyat listesi var. Siz bu arabayı 600-700 bin TL bandına satın almış oluyorsun. Listeye devam ediyorum. Şimdi bunlar biraz daha Avrupalı üreticiler. Genelde böyle Avrupalılarda sorun fazla olur. Sanayiye fazla gidelim diye düşünmüş olabilirsiniz. Sizin için güzel bir önerim var arkadaşlar. Suzuki. Suzuki'de hem Vitara var hem S-Cross var. Bunların da güncel videolarını çektim. Gene kanal sayfasından bulabilirsiniz. Şimdi Suzuki'nin olayı İçeride çok böyle kaliteli malzeme kullanmıyorlar ama uzun ömürlü malzeme kullanıyorlar. Paslanma sorunu kafanıza dert etmeyin. Yani o çok nadir görünen bir olay. Ben çok defa sorguladım. Bayi müdürleriyle, servis sorumlularıyla sorguladım. Öyle ciddi bir problem olduğunu sanmıyorum ben. Ki Suzuki kendini hem otomobilde hem motorda rüştünü ispatlamış bir marka. Şimdi Suzuki'de 1.4 litrelik hibrit motor var arkadaşlar. İkisinde de 1.4 litrelik hibrit motor var. Ekstra olarak Suzuki cephesinde 4 çeker özelliğiniz var. Şu an bu listelerden 4x4 araç almak istediğinizde sadece Suzuki alabiliyorsunuz. Suzuki'nin güncel fiyatları 1.400 ile 1.500-600 bin TL bandında. Yani pek çok donanımını satın alabiliyorsunuz. Vitara mı S-Cross mu derseniz de ben S-Cross tercih ederim. Hacim olarak Kalite olarak S-Cross Vitara'dan daha iyi. All grip teknolojisi var biliyorsunuz. Bilmeyenler için hemen kanal sayfasına videoya yönlendiriyorum. Detaylı anlattım ben o videoda bu özellikleri. Daha sonra arazi deyince, tarla tapan deyince, köy yolları deyince akla gelen marka ne? Dacia Duster değil mi? Dacia Duster'ın da 150 beygirlik versiyonunu, bu 1.3 150 beygirlik versiyonunu ki Captur'da kullandığımız söylediğim motorun aynısı. Captur'da hibrit vardı, burada hibrit teknolojisi yok. EDC şanzımanlı. 4 x 4 özelliğiyle de satın alabilirsiniz Dacia Duster'ı. EDC otomatik şanzımanla da satın alabilirsiniz. EDC Renault'da kullanılan şanzımanın aynısı. Renault Dacia ortaklığını biliyorsunuz zaten. Tercih edilebilir. Yalnız Dacia'da şöyle bir durum var. Artık Dacia Duster olarak üretilmeyecek. Renault Duster olarak üretilecek. İkinci ele yansır mı? 5 sene sonra ne olur tam tahmin edemiyoruz ama böyle bir durum var. Bunun bilgisini vermiş olayım sizlere. Renault Duster yakında piyasaya girecek arkadaşlar. Evet biraz daha böyle küçük araba mı almak istiyorsunuz? O zaman Hyundai, Bayon ve Kia Sto Stonic'e bakmamız lazım. Hyundai Kia grubunun ortak üretim bir araç bunlar. Yalnız Kia Stonic Hyundai Bayon'dan daha iyi bir araç. Sadece Kia Stonic'in dezavantajı eskidi. Tasarımı eskidi. Yılı eskidi. Yeni modelleri gelecek inşallah gelirse onlar da limit içerisinde kalacak. Onların da inceleme videolarını çekeceğim sizlere. Ama burada ikisi arasında bir tercih yapacak olsam Bayon güncel olduğu için Bayon'u tercih ederim. Yalnız dediğim gibi Stonic Bayon'a göre bir level daha bir gömlek daha üst bir araç. Bayon'da ne var? 1.4 litrelik MPI motor var. 1.0 turbo motor var arkadaşlar. MPI motor, atmosferik motor. Şu ana kadar saydığım araçların hepsi turbo beslemeliydi. İlk defa size atmosferik bir araç söylüyorum. Atmosferin handikapı, dezavantajı, avantajı nedir diyeceksiniz. LPG takmak istiyorsunuz, ucuz kit takabilirsiniz. LPG'ye daha uyumlu çalışıyor. Çünkü ekstra bir turbo yok, turbo beyni yok. Arabanın böyle motor arıza ışığı yakma yönünde problem yaşamazsınız. Bunlar avantaj. Dezavantajı nedir? E turbo olmadığı için performansı düşük, yakıt tüketimi yüksek. Böyle de dezavantajları var. Ama 1.0'lık turbo GDI motor var ki benim tavsiye edeceğim motor budur. Alabiliyorsanız 1.0 turbo GDI alın çünkü burada şanzıman da değişiyor. 1.4'lük MPI motorlar yani bazı kullanıcılar buna gitmiyor diyebilir arkadaşlar. Hem şanzıman hem motordan dolayı bu arabanın performansı oldukça düşük. Ama 1.0 turbo GDI, DCT çift kavramı oluyor bu da. Aynı Volkswagen'deki DSG veya Renault'daki EDC şanzımana örnek verilebilir. İsmi farklı. DCT şanzımanla satın alıyorsunuz ve bence bu şanzıman motor daha iyi çalışıyor. Hemen kardeş Stony'e geçiyorum. Aynı şeyleri bunun için de söyleyebilirim. 1.4 litrelik otomatik şanzımanı var. 1.0'lık gene DCT şanzımanlı versiyonu var. İkisini de tercih edebilirsiniz. Listeye tekrar Fransızlara dönelim. Fransızlarda Citroen'de C4X var. Biliyorsunuz yeni geldi piyasaya. Ya C4X aslında kalite anlamında çok üst seviye bir araba değil çok fazla benim de tavsiye edeceğim bir araba değil ama işte Citroen bu C4 X'i özellikle engelli vatandaşlara vermek istiyor. Çünkü C4 X asıl kullanıcısına satılmadı. Bu sebepten dolayı hem kampanyalı satıyorlar hem de engellilere daha rahat bu aracı temin edebiliyorlar. Listeme ben bunun için dahil ettim tavsiye eder misiniz dersen ya çok fazla tavsiye etmem. Peugeot, Opel'e bakabilirsiniz. Diğer bu saydıklarım araçlara bakabilirsiniz ama listemizde bu da var. Ha Citroen'de ne var? 1.2 litrelik PureTech 130 beygirlik gene EAT8 şanzıman var. Peugeot'da kullanılan motorun şanzımanın aynısı arkadaşlar. Aynısı, birebir aynısı. Peugeot ile Citroen arasında peki fark ne diyeceksiniz? Kullanılan malzemeler. Şimdi PSA grubunda kaliteli parçaları bir tık daha üst parçaları Peugeot'a kullanılıyor arkadaşlar. Daha ikinci sınıf veya tasarım anlamında biraz daha geride olan parçalarda Citroen'e kalıyor. Böyle bir sıralaması var. Nasıl ki Volkswagen, işte Skoda, Seat'ta bir sıralama var. Audi, Volkswagen, Skoda'da bir sıralama varsa, aynısı PSA grubunda da var. Citroen'de bir de C4'ümüz var arkadaşlar. C4 de tercih edilebilir. Hani bu da crossover olduğu için listeye dahil ettim. Veya C3 Air Cross alabilirsiniz. c Air Cross aslında Opel Crossland aynı. Gene 1.2 litrelik PureTech motor var. 130 beygirlik. EAT 6 var burada. Şanzımanımız EAT 6. 6 ileri. Diğerleri 8'di. Burada 6 ileri otomatik şanzıman var. Tekrar Japonlara dönüyoruz. Nissan Juke var arkadaşlar. Nissan Juke eski nesillerinde daha hacim olarak küçüktü. Yeni nesilinde hacim problemini büyük ölçüde ortadan kaldırdılar. Tasarımı güzel ama biraz daha farklı. Japon tasarımını sevenler yöneliyor bu araca. Şimdi Nissan Juke'da 1.0'lık turbo beslemeli bir motorumuz var. Ve buradaki şanzımanımız DCT. Tamam mı? Manuel versiyonu 1.200.000 TL'den başlıyor. 1 milyon 566 bin TL'ye kadar fiyat listesi var arkadaşlar. Nissan Juke donanım olarak tasarım olarak gene insanlara hitap ediyor. Özellikle bayan kullanıcılara çok fazla hitap ediyor. Tercih edilebilir. Ve size son bir araba daha söylüyorum. Genelde bunu listelerde bulamazsınız bu tarz video çekenlerin. Aslında otomobilden anlayan insanların biraz daha yöneldiği tercih ettiği Sanyon Corando var arkadaşlar. Şimdi ne alaka diyeceksiniz? Sanyon Corando'da güzel bir motor var. Hatta ben bu arabanın güncel videosunu da çektim. Test videosunu da çektim. Gene kanal sayfasından ulaşabilirsiniz. Gizli hazine diyorum ben bu arabaya. Şimdi arabanın dış ortamda, dış sacında %74 çelik kullanılmış arkadaşlar. Bu önemli. Bu önemli bir parça. Güvenlik anlamında problem yok. Hava yastığı işte ne bileyim şerit takip gibi güvenlik sistemleri var. Ve arabada kullanılan bu 1.5 litrelik motor Mercedes imzalı bir motor. Kaliteli bir motor. Performanslı bir motor. Yakıt tüketimi diğerlerine nazaran aşağı yukarı aynı diyebilirim. Yani bir MG gibi bir çeri gibi yakıyor. Öyle çok az bir yakıt tüketimi yok. Ama onlara yakın bir tüketim var. Hani tercih edilebilir mi? Tercih edilebilir. Listenize alın. En azından gidin bir inceleme yapın. Bir videosuna bakın. Bir showroomunu gezin diye tavsiye ederim ben sizlere Sanyon Korandu'yu. Evet sevgili arkadaşlar şöyle hızlıca bir liste yapmak istedim. Benim buradaki amacım size modelleri söylemek. Yani genelde fiyatları konuşmuyorum çünkü engelinize göre değişiyor. %90 üzeri engeliniz varsa biliyorsunuz hiç ÖTV ödemiyorsunuz. Ama daha aşağıda bir engeliniz varsa ortopedik engeliniz varsa belirli ÖTV ödüyorsunuz. Onun için fiyatları çok söylemiyorum. Ben size araçları söylüyorum. Bu araçların dediğim gibi pek çoğunda inceleme videoları var. Onu da kanal sayfasından bakabilirsiniz. Benim bu video ile ilgili söyleyeceklerim bunlar umarım sizler için faydalı güzel bir içerik olmuştur. Hala abone olmayan arkadaşları şöyle sol alt köşeden abone olup videoyu beğenmesini bekliyorum arkadaşlar. Sizlerin desteği benim için önemli. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.